kanalından herkese selam arkadaşlar. Şu an Cüneyt kaptanımızla beraber İzmir'den Muğla'ya gidiyoruz ve otobüsçülük ve şoförler hakkında birazcık muhabbet edeceğiz. Kaptanım, öncelikle merhaba diyorum. Merhaba Serkan, sen de hoş geldin. Bizi misafir ettiğin için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yolculuk için geçiriyoruz. İstanbul Kalesi'nin Travegos'un içindeyiz bu arada, evet, arkadaşlar. 2007 ama 2000. Bakımlı bir Travegos'un içindeyiz. Evet, aynen öyle. Kaptanım, bu şimdi bu son zamanlardaki şoförlerimiz hakkında birazcık konuşabilir miyiz? Yani hani ehliyetim var diyen şoför oluyor. Sizce bu ne kadar doğru? Şimdi böyle bir şey söyleyeyim. Adam emekliye ayrılıyor. Atıyorum İETT'den ya da kamyona ya da herhangi bir toplu taşımadan emekli oluyor. Geçinemeyince bizim sektörde kolay iş alınabilen bir sektördür. Çünkü şoför sıkıntısı yaşıyoruz ciddi anlamda, ama şoför sıkıntısı yaşadığımız için bunu da bilincindeler, geliyorlar işte 40 yılda şoförüm, 50 yılda şoförüm, 20 yılda şoförüm diye mesleğimize ortak oluyorlar. Bu sefer biz de istediğimiz parayı alamıyoruz. Onların yaptığı hataları biz telafi etmek zorunda kalıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmeli bana göre. Yani doğru olan da bu zaten. Doğru olan da bu. Yani zaten ben direksiyonun tutuşundan, rotarları çekişinden, aracı sürüşünden ne kadar otobüsçü olduğunu anlıyorum. Hani bu işi ne kadar yaptığını anlıyorum. Geliyor İstanbul otogarını bilmiyor. Ben 30 senedir otobüsçüyüm. 30 senedir otobüsçü olabilen bir insan kesinlikle o İstanbul Esenler girişini bilir. Yani? Bilir. Çünkü İstanbul kilit şehir, merkez şehir. Gelmeyen, araç göndermeyen firma yoktur. Tabii. Doğru mu? Tabii. Önemli bir nokta yani. Yani her bir firmanın bir tane Mersin'i, bir tane İzmir'i, bir tane Ankara'sı varsa 3 tane İstanbul'u var. Evet. Gelmeme gibi bir şansın yok senin. Aynen öyle. Tabii bunlar şu anki sektörün içinde olduğu zor durumlar, işte evet, şoför hakkının verilmemesi, evet, gibi şeyler aslında bunları doğuruyor yani bakıldığı zaman. Ya şimdi mesela ben bu araçta hakkımı alıyorum. Ben almıyorum desem yalan konuşurum, ama ben yaptığım işin de hakkını veriyorum. Evet. Atıyorum şu anda mazot zaten 12 lira. Evet. 13 lirayı buluyor. Biz yoga aldığımızda 70 kuruş, 80 kuruş aşağı mazot bulabiliyoruz. Yüklü aldığımız o da. Aynen. Ama şu anda yakıt fiyatlarına nazarına zaten fiyat biletleri de ortada. Hesaba kitaba oturduğun zaman araç sahibine çok bir şey kalmıyor. Evet. Hani bu bir gerçek. Bu bir gerçek ki parçalar 2 sene, 3 sene öncesine nazarına çok bağlı. Çok bağlı olduğu için bu da ithal olduğu için dolar kuru yani etkiliyor. Dışarıdan tabii geliyor tabii, dolar üzerinden geliyor. Burada da bizimkiler de biraz tabii şey yapıyor. Aslında eski ürünü olan varsa yani hani bir dahaki sefere bağlı alacağım, bu sefer de en azından bundan da kazanayım matematiği yapayım. Evet, o matematiğe giriyor işler. Yani düzelir diye umut ediyoruz yani artık biraz daha abi, seçici olur inşallah, sektör. İnşallah. Yani biraz inşallah daha düzgün olur. Ya şimdi tabii ki ben şimdi bu mesleği yapıyorum, ben bu mesleği kaç yıla kadar yapacağım. Yani. İster istemez bu meslekten dolayı göz yorgunluğu oluyor. Doğru mu? Göz yorgunluğu tabii, oluyor. Tabii ki. Vücut yorgunluğu oluyor. Bedenen yoruluyorsun. E bir de şimdi böyle bir şey. Genelde mesela bu sektörde iyi şoförlere araç verirler. Yani evet, araçtan anlayan iyi şoförlere araç teslim ederler. Niye? Çünkü araçtan anladığı için aracına daha fazla sahip çıkar. Daha o araç daha sağlıklı olur. Yani daha sağlıklı bir şekilde gider gelir diye araç veriyorlar. Ya bunlar önemli şeyler tabii ya. Tabii güvenilirlik yani tamamen. Önemli şeyler ama ben bu gelen inen arkadaş aynı parayı alıyorum. Ben bunu etik bulmuyorum. Ben etik bulmuyorum. Ben o arkadaşın sürdüğü yatakta uyuyamıyorum. Uykusuz kalıyorum. Yani sen o zaman diyorsun ki aracın sorumlusuyla ikinci şoför aynı parayı almamalı. Kesinlikle aynı parayı almamalı. Evet. Anlıyorsun. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmeli abi. Aynen. Dışarıdan öyle adam geliyor İETT şoförü, ya ben onu tenzih etmiyorum. Ben de gitsem İETT'yi, ben de onun gibi şehir içinde İETT'yi kullanamam. O evet, Kobra'dır, Tezel'dir, BMW'dir, onun gibi kullanamam. Zaten çoğu otomatik arabalar, bir de ya, farklı. Farkındaysan kullanım şekli de farklı. Evet Serkan abi. Farkındaysan büyük firmalar hep otomatik araç tercih ediyor. Evet. Neoplan, MAN, Starliner, Temsa gibi. Ki yeni Travego Turismo da otomatik. Bunlarda artık bile otomatik. Niye? Çünkü şoför sıkıntısı yaşanıyorlar. Evet. Sen bugün hiç otomatik süren bir adama manuel ver, bir hafta sonra şanzımanı senin eline verir. Bugün bir şanzımanı inip kalkması 60 bin lira. Tabii. Ya bir de zaten artık hani öyle bir araba yapıyorlar ki şoförün dokunmasına bile izin vermiyorlar artık, evet, arabaya. Evet. Her şeyi abi servisi çağıracaksın. Arabayı onaracak, onu yapacak. Zaten yapacak. Onlar da ondan cesaret alarak da büyük firmalarda çalışıyorlar. Yani böyle araç filosu yüksek olan firmalarda çalışıyor. Geçen bir misafir şoför aldım araca. Hı hı. Araca beyden bindi. Bursa'ya gelecek. Dedim tabii ki meslektaşımızla gelsin. Orada at çiftliği vardı. Oranın neresi olduğunu soruyor.
nereye bağlı olduğunu sordum. Sordum abi hangi firmada çalışıyor? Firma ismi vermiyor. Firmada şoför olarak çalışıyormuş. Ve ya, o rotadan kim bilir kaç defa geçti? Evet. Geçmemiş. Hiç geçmemiş. Geçmemiş. Yani tabii. Peki şey isteyeceğim Cüneyt abi, bir de bu meslektaşlar arasında yani şoförler birbirini kolluyorlar mı, sahip çıkıyorlar mı? Yani yok abi ya, onunla alakalı az önce videoya geçmeden önce sana bir hikaye anlatmıştım. Yani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz aynen de bunu görsün. Her meslekten size bir alim, yani bir ermiş daha doğrusu, her meslekten iki kişiyi huzuruna çağırıyor. Evet. Diyor ki ya sen ne istersen diyor, ben sana ondan bir tane vereceğim, meslektaşına iki tane vereceğim diyor. İşte terzisi, kuaförü, kasabı, oto tamircisi derken her meslekten iki kişiyi alıyor yanına. Tabii bizim şoförden de iki kişi gidiyor. Terzi diyor, Allah'ım diyor, işte sen bana diyor bir şey ver, dikiş makinesi ver. Hemen ona bir dikiş makinesi veriyorlar. Arkadaşına, meslektaşına iki tane veriyorlar dikiş makinesi. Berber geliyor, berber diyor ki bana güzel bir makas ver, böyle kaliteli bir makas ver. Hemen ona bir makas veriyorlar. Meslektaşına iki tane makas veriyorlar. Neyse dönüyor dolaşıyor, sıra bizim şoföre geliyor. Şoför diyor ki sen benim bir gözümü al. Yani kendisinin bir gözü giderse meslektaşının iki gözü gidecek, bu işi yapamayacak. Yani tek gözle iş yapabileceğini düşünüyor. Geliyor meslektaşımız diye. Geçen bir tanesi geldi ya, şimdi beni belki burada izler. Ya 40 senelik şoförüm dedi. Sana yemin ediyorum 40 günlük şoför gibi araç sürüyor. Ya. Çünkü niye? Bir ustası olmamış. Evet. Başında oğlum arabayı böyle sür, virajlara böyle sür, yağmurlu havada bunu yapar. Çekirdekten gelmemiş. Az önce, evet az önce bak ben arabasında çalıştım, 5 sene çalıştım. Hacı abi aradı. Haydi bana nasihatlerde bulunur. Yağışlı havalarda rotarlar bir dişten fazla çekme. Frene ayağını ani atma. Su birikilerinden kaç. Atabilir mi? Bozdu arabayı böyle sür. Haydi bana nasihatlerde bulunur. Bunlar ayıp şeyler değil ya. Tabii. Adam yaşına, ben yanlış anlama, benimle beraber gelip bu işi yapıyorsa ben yaşına hürmet göstermem. Yaptığı işe hürmet gösteririm. Bu işi yapacak harcadığı abi. Emeğe... Arkada can var abi. Bu işi yapacak, gelecek. Evet. Geliyorsa bu işi yapacak abi. Bu işin hakkını verecek. Aynen öyle. Önemli olan da o zaten, evet abi yani. Ya tecrübe onun için her şeyden öte ben, gelir yani. Tabii tecrübe böyle ya. Ben güvenmediğim şoförün yatağına girip uyumuyorum abi. Evet. O yüzden ben huzursuz oluyorum. Aynen öyle. Yani ben bunu diyorum ya, ben niye araç sorumluluğu alıyorum, niye başımı ağrıtıyorum? Ben de online parayı alıyorum. O iniyor gidiyor, ben gidip aracımla ilgileniyorum. O tabii geliyor arabamı kırıyor, ben gidip sanayilerde aşağı otogarın alt katlarında, dar kolun aralarında, demir aralarında, beton aralarında aracımı tamir ettirmeye çalışıyorum. Parça çok pahalı. Yani kesinlikle ha, bir fark olmalı. Ben şimdi yolda kalsam ceremesini ben çekeceğim. Ben çekeceğim. Tamir evet edilebilecek bir şeyse, benim yapabileceğim bir şeyse bırakmayacağım, yolda götüreceğim. Ama ya gömleğim alınacak ya üstüm başım batacak. Yıkamacı bana diyor ki ya bir gün gömleğini yağsız getir, ver bana. Bir gün gömleğini yağsız ver bana diyor. Hesabını yapıştı. Peki Cüneyt abi eskiden mi daha güzeldi, şimdi mi? Benim muavinlik döneminde çok güzeldi. Kaç, saygı vardı. Kaç yıllarıydı? Evet. 2002-2003'ten sonra çıkıyorduk Van'dan, geliyordum İstanbul'a kadar 7-8 paket sigara topluyordum. Geliyordum ona Esenler Otogarı'na satıyordum. Ondan sonra bizi gördükleri zaman bize nasıl saygı duyarlardı, yaptığımız işe saygı duyarlardı, hoş geldin derdi. Şimdi yok. Şimdi firma sen kanuni tesis duyuruyor, duyurmuyor. Sana düzgün yemek veriyor, verin bakma. Gelen paraya bakar. Hiç umurunda değil yani. Yok abi, bizim ha değerimiz yok abi. Evet. Dedim, yol yakınken bu mesleği bırakayım. İşte ortulayım artık, bir düzenim olsun. Akşam evime gideyim. Gittim, biraz birikim yaptım. Başka iş de yapamıyoruz. Elimizden başka iş de yapamıyoruz. Elimizden yüz yolda bulaştırdık. Kapatmak zorunda kaldım. Yapamadım. İyi. Kolay değil tabii abi ya. Yani sonuçta bütün hayatın yollarda geçiyor. Evet. Yani gecesi gündüzü yok. Evet. Aile hayatın çok daha zor. Bilmiyorum, evli misin, bekar mısın? Yok, bekarım. Bekarsın. Yani kendim, bayan olsam kendim gibi biriyle evlenmem ya. Anlamam yani. Yani. Abi yollarda. Düşünsene gidiyorsun, çocuğun sana amca diyor. Değil mi yani? Yani böyle bir şey de olabilir yani. Yani bunu yaşayan şoför arkadaşlarım var ya. Çok oğlum zor. Beni tanımıyor diyor. Çocuğum beni tanımıyor diyor. 5 aydır, 6 aydır görmemiş. Yani zor işler. Onun için yani ben yani her işe saygım var. Çünkü her işin kendi zorluğu var ama bunun kendine has daha ayrı zorlukları da var abi. Tabii yani. Onun için işte ne yediğini, saat kaçta yediğin, yemek düzenin yok, uyku düzenin yok. Tabii. Yani hiçbir şey yok.
Neyse hayırlısı yani. Tabii bu işi yapanlar da biliyorsunuz severek yapıyorlar. Yani ya bu işi abi, sevmeden bak, yapan ben görmedim. Ben buradaki çok meslektaşlarıma söylüyorum, abilerime diyorum. Benden genç kardeşlerim de, çok düzgün genç kardeşlerim de var. Buradan evet, onlara da selam olsun. Bu işi benim gibi çekirdekten gelip yapan da var. Onlara da selam olsun. Ama bu işi zamparalık için, çok özür dilerim tabiri caizse, kadın için, kız için yapıyorsan yapma hemşerim. Git evet, başka bir iş yap. Bunun için başka bile yapanlar da var diyorsun. Yapanlar da var. Geliyor işte. Ya bilmiyorum abi, bu kravatın kerametinden midir? Bu gömleğin kerametinden midir? Ya gömleğimiz hep kirli olur genelde. Tabii gömlek de giymeyiz. Onun kerametinden mi bilmiyorum ama dışarıda yüzümüze bakmayacaklar bakıyor. Ben hep kravatla gömleğin kerameti ya da otobüsün mi kerameti? Onu bilmiyorum abi. Adamın İran'a çalışıyorduk. Adamın ağzında diş yok ya. Kız arkadaşını görseydin. Nereden ya bu kızın bunun yanında ne işi? Tribi atan da bizim şoför arkadaş. Ya, ya bence tamamen otobüsün bir alakası yani, var yani. Yani. Otobüsten mi, kravattan mı, kirli gömleğimizden mi bilmiyorum. Senin bu söylediğinden sonra otobüs şoförü olmak isteyen bir sürü insan yine... Yok abi olmasınlar. Vallahi olmasınlar. Olabilir yani. Olmasınlar abi. Şimdi bak. Eğer yapacak başka bir işi var, ha baba mesleğidir, devam ettirir. Elinden başka bir iş gelmez. Şoförler dışarıdan bakınca kolay görünen bir iştir ama değil abi. Değil. Değil abi. Hı hı. Evet. Benim ya bir insanın özlemi ayağını uzatıp elinde kumandayı almak olabilir mi ya? Benim özlemim o. Değil mi? Evimde yani, böyle elimde kumanda, ayağımı uzatın böyle pijamalarımla o televizyonun karşısında. Bir insanın hayali bu olabilir mi? Benim hayalim o. Ev ister, araba ister, yat ister, yani, para ister. Benim hayalim o. Benim ne kadar o, küçük ama ne kadar değerli bir istek ya. Ne kadar küçük ama ne kadar değerli. Aynı Serkan abi. Yani çünkü bunu şuradan da anlayabiliyorum. Hani ben şu an 3 gündür yoldayım. Evet. Sen de yoldan gelmişsin. Evet. Akşam şimdi eve gidip aynı dediğin gibi ayağımı uzatıp televizyon izleyeceğim saatleri özlemle çekiyorum yani. Yenge, evli misin bilmiyorum. Evliyim. Ha, bir çay gelir önüne. Ondan değerli bir şey mi var ya? Aile kavramından değerli bir şey mi kesinlikle var? Kesinlikle haklısın yani. Yani umarım her şey daha güzel olur vallahi, diyelim. Yani. İnşallah Serkan abi, temelimiz o sektörün tabii, bir kere toparlanması lazım. Kesinlikle. Biliyorsunuz ki şu anda herkes rekabet içinde. Ya peki ama, bir de bunu söyleyeyim abi. Şimdi hani rekabet içindeyiz ve rekabeti biliyorsun artık hizmetten ziyade daha çok parayla yapıyoruz biz. Evet. Hani hayatımızda ve hani bilmiyorum ne kadar özele gireceğiz ama çalıştığımız firma birazcık daha ekonomik bilet satıyor. Hani bak sana bu kadar diyeyim, emin ol. Bunu kendi çıkarları için yapmıyorlar. Vatandaş için. Vatandaş için yapıyorlar. Evet. Bak ilk başta ben de öyle düşünmüştüm ama işin içine girince ikramdan bir şey sakınmıyorlar. Evet. Diyor, yolcu 10 tane isterse 10 tane verin, itiraz etmeyin diye. Açık büfe yani. Param bak şu anda git firmaya, param yok da yine seni gönderirler. Yani sana İzmir'se sana Cebze yazarlar, 40 lira 50 lira ceplerine koyarlar yine gönderirler. Firmadan yana sıkıntımız yok. Ondan yana. Yakıttan yana bir sıkıntımız yok. Evet. Paramızı zamanında alıyoruz, ödemelerimizi düzgün, mazot sıkıntımız yok. Bazı peki, firmalar da oradan 100 lira al, oradan 500 lira al, o şekilde tabii, 10 yerden mazot. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Evet. Peki şey diyeceğim ama bu mazotun hani artması işte giderlerin, arabanın lastikleridir, yakıt işte yağıdır, filtresidir, osudur, busudur, yedek parçasıdır artması. Yani bunun daha nereye kadar gidecek? Yani bunun için komple bir camianın bir şey yapması gerekmiyor mu? Abi camianın tabii ki bir şey yapması gerekiyor. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı denen bir birim var. Evet. Ama sadece bir bakanlık, bize bağlı. Yani biz ona bağlıyız. OKAME. Evet. Yani OKAME'ye toplu halde okumaya dilekçe yazabilirler. Şikayetlerini dile getirebilirler. He diyorlar, tamam diyorlar, hepsi ver yazsın ama oldu mu karşılarına biri geldi mi el pençeler. Evet. Hakkınızı arayın. Haklarını aramalar lazım. Bana ne abi, ben şoförüm, ben gidip gelip paramı alıyor muyum? Alıyorum. Alıyorum. Ama senin arabanı düşünmen lazım. Senin bu mesleğin devam etmesi için senin hakkını araman lazım. Aynen öyle. Köprü paraları, mazot paraları, parça paraları. Bu yolcuya da yansıyor. Yolcu diyor kardeşim, ben 200 kilometrelik yola 150-200 lira para veriyorum. Arabamla gitsem o kadar yakmam. Evet. Doğru mu? İster istemez kendi aracıyla giden toplu taşımayı kullanmak zorunda kalıyor. Hı-hı. Ya aynen öyle. Neyse Cüneyt abi, bu güzel muhabbet için ben teşekkür ediyorum. Aynen. Öncelikle çok güzeldi. Teşekkür çok sağ ol. Tekrar misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Ne demek Serkan abi, ne yaptık? İnşallah bir gün seninle daha uzun bir yolculuk yapacağız. İnşallah abim benim. Bunu da hani ilerleyen zamanlarda. Bu arada Marmaris'e gidiyoruz. Çin'de. Ha evet. İstanbul Marmaris seferi arkadaşlar. Evet. Ben İzmir'den bindim Muğla'ya kadar. Bu yolculuğu video olarak görmeyeceksiniz ama Cüneyt abimizin videosunu zaten şu an izliyor olacaksınız.
Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Yeni yolculuklarda görüşmek üzere diyelim. Her zaman gel Serkan abi sen. Çok sağ ol. Baş teşekkür ederim. Sağ olasın.